F10'dan herkese merhaba. Mimar arkadaşlarımızla beraber daha önce temel atılırken videosunu yüklediğimiz Derya Hanım'ın arazisine gidiyoruz. Herkese merhaba. Yolculuğumuz tamamlandı. Evimize geldik. Derya Hanım'ın evindeyiz. Bahsettiğim gibi göl başında. Balıkpınar'da. Bu evimizin daha önce temelinden de size görüntü göstermiştim. Temeli atılırken. Faruk Bey ile beraberdik. Aynı zamanda Türker Bey ile beraber. Müşterimiz de buradaydı. O videoyu da arkadaşlarım ekleyecektir. YouTube kanalında yukarıdan görebilirsiniz. Merhaba Türker Bey. Merhabalar Fatih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün dediğimiz gibi, sizin de söylediğiniz gibi Derya Hanım'ın evindeyiz. Derya Hanım'ın kaba iskelet kurulumunu gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Ve üzerine kaplamalarımızı, dış kaplamalarımızı konumlandırdık. Biz de hep beraber diğer mimar arkadaşlarımızla beraber ve sizinle beraber bir incelemelerde bulunalım diye alana geldik. Gene hep beraber bir içeriye de bakmış olalım. Ve şu an alanımız evimizin salonunda bulunuyoruz. Zaten evimizin projesine bakmak isteyen arkadaşlar, daha önceden de bahsetmiştim. M10-1841-31 kodlu projemizden detaylara bakabilirler. Daha öncesinde beraber buranın temelini incelemiştik aslında. Şimdi o temelin üzerine gördüğümüz gibi çelik kurulumumuzu gerçekleştirdik. İlk yaptığımız şey çeliğimizi kurduktan sonra dışını komple kapatmaktı. Neden ilk başta çatısı da dahil olmak üzere evimizi bir kapatalım. Ondan sonrasında içine geçelim. Her zaman bizim çalışma sistemimiz böyle oluyor. Şu anda çeliğimizi kurduk. Üzerine OSB'lerimizi gerçekleştirdik. Bu evimizde dış cephemizde OSB artı bordeksimiz var. Bazı yerlerinde ahşap desenli betopanlar da kullanıyoruz. Çatımızda da OSB üzeri, daha doğrusu çatımızda sandviç sistem var ilk başta. Üzerine kenet kaplamamız var. Sandviç sistemimiz nedir peki? Çatımızda ilk başta OSB'yi yerleştiriyoruz, komple kapatıyoruz. OSB'nin üzerine 5'e 5'lik bir çıtalarla dönüyoruz. Bu çıtalarımızın arasına cam yününü yerleştiriyoruz. Ve bu yünün üzerine tekrardan OSB'miz geliyor. OSB'nin üzerine nem bariyeri, üzerine de kenet çatı kaplamamızı gerçekleştiriyoruz. Çatımızın sistemi de bu şekilde. Cephede de gördüğümüz gibi işte OSB üzerinde bordeksimiz var. Bazı yerlerinde bordekste yaptığımız kabartmalar mevcut. Cephede oynadığımız hareketlerle. İçeriden de geliyoruz. İşte şu an içeride herhangi bir yaptığımız bir durum yok. Şu an elektrik tesisatlarımız çekilecek. Artı ve bununla beraber cephede duvarlarda kullanacağımız taş yünleri çeliklerimizin arasına serilecek. Dış cephede dediğim gibi OSB üzeri bordeks, iç cephede de OSB üzeri alçıpan kullanacağız projemizde. Ve projemiz diğer projelerimize göre, geneline göre kat yüksekliği biraz daha fazla olan bir proje. Müşterimizin özel isteğiyle bunu gerçekleştirdik. İç net yüksekliğimiz, brüt yüksekliğimiz yaklaşık 295 santim. Kapılarımız da onunla beraber daha da büyük, uzun, yüksek bir kapılar olacak. 225 santimlik bir kapılarımız mevcut. Dediğimiz gibi planı zaten diğer. Evimizin iyice kaplamalarını yaptıktan sonra da hep beraber gelir bakarız, bir inceleriz. Evimize ilk ana girişimiz salona giriyoruz ve salondan da odalara yayılıyoruz. Müşterimizin böyle bir isteği vardı. Bu projemizde ek olarak dediğimiz gibi gösterebilsek yan tarafta bir garaj alanımız var. Yine garajdan çıkışımızda işte holümüz, garajımızın hemen karşısında bir lavabo alanımız mevcut olacak. Ve orada bir çamaşır odamız da bulunuyor. Ve yine buradaki garajımızdan sonraki holden de salonumuza geçebiliyoruz. Salonumuzda bayağı büyük bir şekilde salon, mutfak ve yanında mutfağın yanında kiler şeklinde tasarlanmış bir proje. Bayağı kompakt bir proje diyebiliriz aslında. Salonumuzda şu köşede örneğin şömine olacak. İç taraftan şömine, dış taraftan da barbekümüz yerleşecek projemizi. Yani bittiği zaman gayet güzel proje olacağını düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen aşamalarda tekrardan görüşeceğiz. Evimize gelin bir de beraber dışarıdan bir bakalım. Dışarıdan bir şu anki kaplamalarını bir incelemiş olalım. Fatih Bey buyurun. Dışarıya girerken ilk başta gördüğümüz gibi hep beraber çekebilirsek bayağı geniş, ferah bir veranda alanımız var. Verandamızın deminki bahsettiğim barbekümüz bu alanımıza yerleşecek.
içeriden şömine, dışarıdan barbekü şeklinde. Verandamızda ve dış cephenin bazı birimlerinde göstereceğimiz şekilde yaklaşabilirsek bakalım. Bordeksimiz ve bordeksimizin ara sıra bazı yerlerinde ahşap desenli betopanlarımız mevcut. Bu betopanlarımız da direktmen ahşap rengine boyanacak. Özel bir şekilde imal ettirdiğimiz bir boya. Ve direktmen normal ahşap görüntüsünü olabildiğince elde etmeye çalışacağız. Diğer çerçeve etmiş ya, betopanın etrafını bir çerçevemiz dönüyor, görebiliyoruz. Burada da kullandığımız, yani bordex katını arttırdık. İki kat orada bordex kullandık. Orada bir kabartma gerçekleştirdik. Salonumuzdan ve salonumuzun arkasındaki küçük aslında oturma odası diye hitap edebileceğimiz odadan sürgülü kapılarımız da verandaya çıkışımız. Aynı zamanda yine mutfaktan da verandaya sürgülü kapıyla çıkışımız mevcut. Yine müşterimizin güneş ters tepeli herhalde. Yine müşterimizin tabii isteğiyle peyzaj çalışmalarımızda, yani ev gerçekten çok daha fazla, çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Beraber bu cephemiz komple sade bir cephe. Diğer cephelerimizde yine ara ara kullandığımız betopanları göreceğiz. Çatı uygulamamızı da görürsek, şöyle yüksek bir noktaya çıkarsak beraber güzelce çatımıza da bakıyor olabileceğiz. Şu anda beraber çatı kaplamamızı görebiliyoruz. Antresilekli ve kenet kaplama çatı kullandık. Çatımızı kaplamasını zaten yeni bitirdik. Çatımızı kaplamasıyla beraber olukları da gerçekleştirdik. Etrafını yine aynı renkte antresilekli renginde. Şu an beraber diğer mimar arkadaşlarımız da burada. Özellikle Nazlı Hanım'a da soralım. Proje hakkındaki düşüncelerini, ne düşünüyor, nasıl bir proje? Bir eline sağlık. Proje aşamasında takip etmiştik zaten neler yaptığını, nasıl yaptığını. Kenet çatının gayet güzel olduğunu bu açıdan da görüyoruz zaten. Diğer şu an kaplanmadan ama çok sade bir proje oldu. Yani tek katlı bir projeye göre sade bir proje olduğunu ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. İlk garajlı projemiz, öyle hatırlıyorum. Sonucunun ne olacağını biz de çok merak ediyoruz. Yani kaplandıktan sonra, garajla bütünleştikten sonra. Verandanın da çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan gözükmüyor ama evi gezdiğimizde orayı görebiliyoruz. Türkan Bey'in eline sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Bu projemiz şu an için bu şekilde. Projemizin zaten devamında hep beraber incelemelere devam edeceğiz. Bakın ilerleyen aşamalarda bizi ne bekliyor? Nasıl bir güzellik yer bekliyor ya da farklı bir sonuçlar bekliyor mu? Hep beraber görmüş olacağız.
Merhaba arkadaşlar, İncek'teyiz. Cengiz Han Bey'in dairesinin temel çalışması için şu anda aplikasyonumuzu yaptırdık. Arkadaşım kireçlemesini yapıyor. Kireçlemeyi yaptıktan sonra kenarlarının kazısını yapacağız. Dolgumuz gelecek, dolduracağız. Yarın da kalıplarını çakıp inşallah betonunu atıp su basman temelini tamamlamayı düşünüyoruz. Geldiğimizde Nivo'yu kuruyoruz. Aplikasyoncumuzun verdiği sıfır kotuyla kotumuzu alarak imalatımıza başlıyoruz. Ön tarafta ipin olduğu sol taraftaki en üst köşemizde 43. Sağ taraf en alt köşemizde ise 83 cm yüksekliğinde temelimiz çıkacak. Biz tabii derinleştireceğiz bunu biraz daha. Cengiz Han Bey'e hayırlı olsun. İlerleyen çalışmalarımızın videolarını da sizlerle paylaşacağız. Merhaba arkadaşlar. Hasanoğlan'dayız. Mustafa Erdem'in satış ofisinin inşası devam ediyor. Burası Hasanoğlan Ankara Samsun yolu. Burada şu anda tır ve dorse satışları yapılıyor. Büyük bir alanımız var. Bu alanda satış ofisi için hazırladığımız bir mekanımız var şu anda. Dış cephe fiber cement bordex, altında yine OSB standardımız. Dış cephe duvarlarında taş yünü, iç cephe duvarlarında istenirse taş yünü, istenmezse cam yünü olarak imalatlarımızı yapıyoruz. Altyapısı hazırlandı dairenin. İçeride tek alçıpan var bu yapımızda. Buradan da görebiliyoruz. Elektrik su tesisatı, kılıflı boru tesisatı tamamlandı dairemizde. Gördüğünüz gibi her şeyi yapılmış durumda şu anda. Burada biz kabloların nizamiliğine bakıyoruz. Yan yana olan anahtar prizler ölçüsünde mi? Yine dairemiz terazisinde mi? Bunların tamamının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Çatıda sandviç panel kullandık. Sandviç panelimizi aşıklarımızın üzerine vidalarla sabitledik. Elektrik kablolarımızı borulardan geçirerek iletim yerlerine hat çekimini gerçekleştirdik. Yine çeliğimizi gördüğünüz gibi çelik düberlerle zemine sabitledik. Burada su basman temeli hazırdı. Üzerinde bir konteyner vardı müşterimizin. Onu biraz yana aldıktan sonra biz kurulumumuzu gerçekleştirdik. Burada bir odamız var. Hemen yanında bir odamız daha var. Burası salonumuzdu. Hemen ilerlediğimizde Alaturka tuvaletimiz. Burada bir depomuz var. Hemen son kısımda burada mutfak kısmı. Tesisatımızı yaptıktan sonra kontrollerimizi yaptık. Yine ustalarımız çalışırken buraya soğuk sıcak diye ayırmışlar hepsini. Her zaman sıcak solda, soğuk sağda. Yine burada kolektörlerimizin montajı yapılmış. Kolektörlerimizin geleceği yerlerde çelik güçlendirmesi yapılmış. Dışarıya uyguladığımız OSB'yi görüyorsunuz burada ayrıca da. Dairemizi yaparken teraziye alıyoruz. Su basman hazır olduğu için tabii teraziye alırken biraz zorlandık. Gördüğünüz gibi betonarme'de kot hataları vardı. Biz bu kot hatalarını düzelttik. Ve düzgün bir şekilde binamızı oturtturduk yerine. Alçıpan vidalamalarımız halloldu. Vidalarımızı kontrol ettik.
Kılıflı borularımızı kılçık yardımıyla yere sabitledik. Yine 90 derece dönüş ayaklarını sabitleyip radyatörlere hazır hale getirerek bıraktık. Burası ana girişimiz olacak. Hemen üstte gördüğümüz kat tablosunu toplayacağımız yer. Yine boğatlarımızı görüyorsunuz. Boğatlarımız hazırlanmış, toplanmış, uçları klemenslenmiş. İç duvarlarımız standart, tek alçıpan. Cam yine olarak imalat yapılıyor. Siz olsaydınız nasıl yaptırırdınız? Bize yorumlar kısmından ulaşarak yazabilirsiniz arkadaşlar.